ila 300 adet larva bırakıyor. Erkek sinekler ısırmaz. Sivrisinek larvasıyla beslenen bir balık türü. Asıl hedefimiz kışlak mücadele. Kimyasal ilaçları kullanamayız. Çok uzun süreler bekletmemek gerekiyor. Sivrisineğin çıkışı oluyor. Abi, larva dönemindeyken biz buna müdahale ettiğimiz zaman şöyle içine atıyoruz mesela. Şöyle bırakıyorum. Evet, gerçekten de ilk defa duydum. Doğal yöntemler olması güzel. Akar sularda kesinlikle göremezsiniz. 4 günden fazla duran sularda. Merhaba ki yaşadı yemedi ama. Senin sivrisinek ısırdı mı? Evet. Kaşıyorum. Doğal olması bir kere güzel. Birinci eve en küçük hali. Ver misin? Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama birimiyiz. Ekibiyiz. Dalya, Gökbel, Çandır, Ekşiliyurt ve Tepe Arası mevkinde ilaçlamamızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın tabii çoğu sivrisineğin nereden ürediğini, nereden geldiğini, ne şartlarda olduğunu bilmedikleri için geliyorlar buraya, işte soruyorlar sivrisinek nereden ürüyor, nasıl oluyor, nereden geliyor, ne kadar sürede yaşıyor, ölüyor. Bunları soruyorlar. Biz de tabii bilgimizce anlatmaya çalışıyoruz. Kendi bildiğimiz kadarıyla işte broşürlerimiz var, broşürlerimizi falan veriyoruz. Sivrisinekler durgun sularda üreme yaparlar. Mesela örnek vereyim, havuzlarda, evimizin etrafındaki kapkacak olsun, kovalarda falan olsun veya arazilerde bu şekilde üreme sağlıyorlar. Bir tane sivrisinek yumurtası durgun sularda 150 ila 300 adet larva bırakıyor. Erkek sivrisinekler bitki öz sularıyla besleniyorlar. Fakat dişi sivrisinekler işte insan kanla beslendikleri için, işte hayvandır, insandır, onları ısırdıkları zaman oradan yumurta yapıp durgun sulara yumurta atıp oradan üreme yapıyorlar. Yani erkek sivrisinekler ısırmaz mı diyorsunuz? Erkek sivrisinekler ısırmıyor. Sadece dişi sivrisinekler ısırıyor. Kan yapıp yumurtayı bırakan dişi sivrisineklerdir. Erkek sivrisinekler? Erkek sivrisinekler bitki öz sularıyla besleniyor. Kimyasal ilaçlamanın yapılamayacak olduğu yerlerde, mesela şöyle söyleyeyim size, arıların bulunduğu bölgelerde filan biz bu kimyasal ilaçları kullanamayız. Çünkü oradan hayvan su içiyor, ne bileyim kuş su içiyor. Oralara genelde gambusya balığı, o da fiziksel mücadeleye giriyor zaten. Gambusya balığımızı süzüyoruz. O bulunan bölgede su varsa oraya atıyoruz. Orada zaten kendileri yiyor o balığı. Bu şekilde de sivrisinek larva oluşumu olmuyor o bölgede. Larva 4 evreden oluşmakta. İlk evrede mesela yumurta suya atılıyor. Birkaç gün bekliyor. Ondan sonra kendini aktif hale geçiriyor. O suyun içindeki bitki öz sularıyla beslene büyüyor. İkinci evreye geçiyor. Üçüncü evrede işte daha da artık pupaya dönmek üzere olduğu için yemiyor hiçbir şey. Sadece pupayı zamanını bekliyor. Larva 4 dengesinde de pupa artık uçmaya yakın. Bir gün, iki gün sonra tekrardan uçacak. Dördüncü evrede zaten direkt pupadan sonra gömlek. Yani artık o çıkış, sivrisineğin çıkışı oluyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldin. Sistem nasıl çalışıyor? Bunlar nedir? Anlatır mısınız bana? Bu sivrisinek larvası. Bu havuzlar olur, evin etrafındaki kapkacaklar olur. İşte yani aklınıza gelebilecek herhangi bir durgun sularda üreyebilen bir sinek. Bir tane sivrisinek yumurtası 150 ila 300 adet larva bırakıyor bir yumurtada. Bu her yerde oluyor abi. Yaz sezonunda her tarafta oluyor. Yani arazilerde oluyor. Yazın havuzlar aktif olunca hayvan ne yapıyor? Havuzların yerine araziye yöneliyor. Arazilerde larva bırakıyor. Çevresinde herhangi bir işte atıyorum arıdır veya ona benzer işte kuştur, hani yaşam alanlarına müdahale edilmeyen yerler varsa oraya ilaçlama yapıyoruz. Etrafımızda işte arıdır, kuştur, börtü böcekleri, eğer onlar yaşayıp suyundan faydalanıyorlarsa eğer, oraya da bu gambusya dediğimiz balığı bırakıyoruz oralara. Bu gambusya balığı abi sivrisinek balığı, sivrisinek larvalarını yiyen tek balıktır, balık çeşididir. Size bir tane örnek olarak göstereyim. Çok güzel oldu. Şöyle içine atıyoruz mesela. Şöyle bırakıyorum. Çok güzel bir
şey yapıyorum. İyi dinleyin bak, çok güzel. Aynen, şu anda yemeye başladılar. Şu anda yiyorlar, saldırıyorlar. Kafan gidiyor. Yani. Posekli olan evlerde mesela havalandırma bacaları oluyor evlerinde. Evet. Bacaların şeylerinde, posekliklerinde. Oraya böyle bir sinek gelir. Bacanın üzerine koyduğumuz zaman içine herhangi bir sinek giriş çıkış yapmadığı için orada üreme yapamaz. Hadi. Vatandaşın burada yapması gereken tek şey sinek dilini yapacak. Hayvancılık olan yerlerde biliyorsunuz suları dolduruyorlar. Tabii. O suları çok uzun süreler bekletmemek gerekiyor. Gerçekten de ilk defa duydum. Aslında düşünülmeyecek bir şey değil. Ama işte buradaki yetkili arkadaşlarımız bize o ışığı verince bizim aklımıza geliyor. Yoksa hiç aklımıza gelmezdi. Ben bir hayvan severim. Kedi köpeklere su veriyorum. Ama hiçbir zaman aklıma gelmedi. Burada bir hafta duran suyun içerisinde sinek larvalarının oluşacağı aklıma gelmemişti. Aynı zamanda bu konuda çok teşekkür ediyorum arkadaşlara. Bizi aydınlattığı için ve Türkiye'nin en güzel bölgesi olan bu bölgelere gerçekten de böyle sahip çıkmak gerekir. Ama bu bilgiyle eğitimli olur. Buradan hem arkadaşları hem de bu etkinliği yapan belediyeyi kutlar. Çok teşekkür ederiz. Mesela yazın kapkacak nerede olsun, ne bileyim havuz, havuz tüyüm olsun. Onların hepsi dolgusu. Larvalar. Bunun içerisinde şu anda bu 4 tane evresi de mevcut. Yani birinci tamam. Evreden kupaya kadar, sivrisinek olmadan ki son haline kadar mevcut içinde. Şu pupa mesela gördüğünüz şu katlı biraz daha iri olanlar ya. Ha, evet gördüm onu. O dördüncü evresi yani mesela şuradaki yerde de sivrisinek olacak yani o. Gömlekten çıkıyor ve sivrisinek oluyor. Biz burada bunlarla mücadele ediyoruz. Yani bunun sivrisinek olup uçkun olmadan önceki mücadelesiyle uğraşıyoruz. Bunlar durgun sularda ürer. Yani akarsularda kesinlikle göremezsiniz sivrisinek larvası. Mesela durgun su dediğimiz havuzlar. Evlerinizde bulunan, bahçenizde bulunan kapkacakların içindeki sular. Bataklık tarzı sularda. Tarlaların içerisinde 3-4 günden fazla duran sularda. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalyan İlaçlama Birimiz. Yani amacımız halkı bilgilendirmek. Kendi sivrisineğimizi kendimiz üretmememiz için neler yapmamız lazım? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yakaladık şimdi, tamam mı? Bunları bu balıkların içine bırakıyoruz. Bak şimdi bu balıklar, bu larvaları bak nasıl yiyecekler. Ne bak yiyor şurada yemedi ama. Onu alacaklar. Şimdi ay yiyorlar. Bak nasıl yedi gördün mü? Hı-hı. Küçük balık yiyor. Çok faydalı değil mi şimdi bu balıklar? Evet. Bak bizi sivrisineklerden kurtarmış oluyor. Evet. Senin sivrisinek ısırdı mı? Ben ısırınca kaşıyorum. Ya kaşınıyor çünkü. Sonra kolonya falan döküyorum ya da yıkıyorum soğuk suyla. Bu şekilde. Durgun sularda olur zaten. Mesela akar sularda, derelerde falan mesela akar vaziyetteyse bunları göremezsiniz. Arazilerde arı kovanları koyulan yerler var. İçine kimyasal şey attığımız zaman oradan zarar görecek olan diğer canlıları varsa biz oraya gamlus ya dediğimiz şunlar mı şey? Balıklardan, balıklardan atıyor. Evet. Larva yiyen tek balık gambus yer. Yani doğal olması bir kere güzel. Görmüş müydünüz daha önce sivrisinek larvası? İlk defa. Aynen, suda, suda ürediklerini bilmiyorduk yani. Suda yaşayabiliyor. Üreme alanları durgun sularda. Son hali yani, sudaki son hali. Bunun şu an üzerinde gömlek var. Bu gömleği çıkartıp yani sivrisinek olarak uçar. Şunlar biraz daha bunlar artık daha küçükleri. Birinci, ikinci, üçüncü evre. En olgun dediğimiz hali aslında şu. Evet. Öyle mi? Sudan çıkmadan önceki son hali şu gördüğünüz. Umut olarak bırakıyorlar. Birinci evre en küçük hali. Hı hı.
gözle kolay ayırt edilmeyen, hani suda çok çabuk kaybolabilen. İkinci, üçüncü evrelerde daha çok gözlemlenir. Dördüncü evre zaten en büyük evre. Bu arada gördüğünüz üzere en büyük hali yok. Bu da öyle. Bu da şey. Bu Dalyan bölgesinde daha çok karşılaştığımız şey. Yani nasıl? Ades dediğimiz. Burada fırat. Yani en azından daha çok bilinçli. Ama şunu daha çok sevdim. Doğal yöntemler olması güzel. Kimyasal yöntemleri kullanmak için. Yani benim fikrim. Çok kaşık.